Sevgili seyircilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Yanımızda Kalbin 200 adlı şiir kitabının yazarı Berat Özdemir var. Hoş hoş geldin Berat. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. kırma kırmayıp geldiğin için çok teşekkürlerimi Rica iletiyorum. Bir kitap çıkardın. Kalbin 200 adlı evet. bir şiir kitabı. seninle bu programımızda seyircilerimize kitap hakkında bilgiler vereceğiz. Tamam. Ama bunları vermeden önce seni biraz tanımak istiyorum. Berat Olur. Özdemir kimdir? Ben Berat Özdemir. Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiydim. Cuma günü mezun oldum. Ee, Cuma hafta sonu YKS sınavına girdik. Eğer nasip olursa e, üniversiteye başlayacağız. Hı hı. Bunun dışında bir şiir kitabı yazdım. Yaklaşık bir ay oldu e, yanlış değilsem. Şiir kitabında insanlara e, bir şeyler aktarabilmek açısından duygularımızı, hissiyatlarımızı, yaşadıklarımızı ...ve yaşamak, yaşamak istediklerimizi insanlara aktarabilmemiz açısından bir şiir kitabı çıkarttık. Böyle 17 yaşındayım. Sınavın nasıl geçti? Sınavım güzel geçti. İnşallah yani şey dilediğin üniversiteye ama... gidersin. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki Berat, kitap yazmaya nasıl karar verdin? Ee, kitap yazmaya şiirlerim biriktikten sonra karar verdim. Hı hı. Yani şiirleri yaklaşık bir senedir yazıyorum. Yazdıkça şiirlerim birikti. Ve ben de bu birikimleri insanlara yararlı bir şekilde kullanmak açısından böyle bir projeye adım atmak istedim. Süreç nasıl ilerledi? Kitap yazma sürecin, şiirlerini biriktirme sürecin? İlk önce defterime şiirlerimi biriktirdikten sonra bunu tabi e, bilgisayar ortamına aktarmamız gerekti ve e, çeşitli yayın evleri arayışı içine girdik. E, Sağolsun Sayın Valim bizim okula geldiği zaman kendilerine böyle bir projemin olduğunu sundum ve e, güzel karşıladı ve destek verdi. Hı hı. E, onun desteğiyle, okuldaki öğretmenlerimizin desteğiyle, okuldaki öğretmenlerimiz de sürekli yardımcı oldular sağ olsunlar. Ve ailemin de desteğiyle tabii güzel bir eser çıkarttığımızı düşünüyorum. Yeni çıktı zaten kitabın. Kaç ay oldu? E, yaklaşık bir ay oldu. Peki e, Kalbin 200 adlı bu şiir kitabından biraz seyircilerimize bahseder misin? içeriğinden yazdıklarından hı. nasıl bir kitap? içeriğinde genellikle aşk, ölüm, e, ayrılık bu tarz şeyler var. Aşktan kasıt biraz ilahi aşk olarak belirttim e, kitapta. İnsanlara e, yararlı olduğunu düşündüğüm şiirlerim var. E, Hı -hı. Okuduklarında kendileri de anlayacaktır. Böyle ben de merakla yani. bekliyorum okumak için sabırsızlanıyorum. Tamam. Peki yenisi gelecek mi? Yeni projelerin var mı bu kitabından başka? Evet, şu an e, kitabı çıkarttığım günden beri hala yazmaya devam ediyorum. İlk yazmaya adım attığım günden beri hala yazıyorum. E, sadece şiirle de kalmayıp e, farklı hikaye, roman, makale e, deneme tarzında şeylerde de yazmayı düşünüyorum. Yazıyorum da zaten. E, farklı dergilere e, bu eserlerimizi gönderdiğimiz oluyor. Hı hı. Dergilerde ara ara paylaşım yapıyorlar ee, şimdilik bu kadar ama bunun dışında bir de hani kitap dışında zaten kitapta serbest olarak yazdım şiirlerimi. Hı -hı. Serbest e, ölçüde yazdım. Kitap e, çıktıktan sonra artık ölçü birimiyle, çeşitli ölçü birimleriyle de yazmaya başladım. Sürekli hani eksikliklerimin olduğunu biliyorum. Sürekli üstüne ekleyerek e, güzel şeyler, güzel eserler çıkartmaya çalışacağım inşallah. Burada seyircilerimiz için bir şiir okumak ister misiniz bize? Tabii e, bir şiir okumak isterim ama hani kitaptan bir şiir değil. Bu ölçü birimiyle yazdığım bir şiirim var. Hı hı, Yakın tamam. zamanda yazdım. Bunu okumak isterim. Damlalar içinde yüzdü ruhumuz. İki mevsim uyudu benliğimiz. Yoksan bizi var edince yaradan. Takılı kaldı dünyaya nefsimiz. Çok ölüm gördük yürekleri vurkan. Çok ölü gömdük belimizi vurkan. Uzak dağların yorgun çobanıydık. Susuz damaklarda vuslatı aradık. Çok güzel gerçekten tebrik Teşekkür ederim. Dersin. Sağ olun. Kitabın son arkasında da yazdığım şey benim evet. dikkatimi çekti. Onunla ilgili de bir soru soracağım sana. Beni etkiledi de gerçekten. Ee, üst kısmını okumayacağım ama diyor ki en altına bitirmeden ben gönül dilinden söylüyorum bunları. Sen gönül kulağından işit iştenlere selam olsun demişsin. Beni etkiledi evet. gerçekten. Senin için gönül dilinden söylemek ve gönül kulağından işitmek nasıl bir şey? Ee, benim için insanın tüm benliğiyle tüm maneviyatıyla yani tüm samimiyetiyle bir konuyu e, içinden gelerek söylemesi bence e, gönül dilinden söylemesidir ve karşıdaki insanın da e, aynı şekilde bunu işitmesi de gönül kulağından işitmesidir bence. Tebrik ederim gerçekten. Ederim. Ben de çok merak ediyorum. Şiir okumayı da çok severim, şiir dinlemeyi de çok severim. Bir de e, çok erken yaşta da aslında bunları başarmanda çok güzel bir şey daha üniversite öğrencisi bile değilse hem sınava hazırlandın hem evet. kitabını yazdın. Gerçekten takdire şayan bir davranış sergiledin. Tekrardan tebrik ediyorum. Yayınımızı kapatmadan önce son olarak seyircilerimize neler söylemek istersin? Ee, şunu söylemek isterim. Ee, sağ olsunlar Nora City AVM bizi 26 Haziran günü ilk kitap kitap tanıtım günümüz için ağırlamaya karar verdi. 26 Haziran günü saat 12'de bir kitap tanıtım günümüz olacak. Hı hı. Orada tüm kitap severleri bekleriz. Bunun dışında da e, kitap yazmamın dışında, yani kitabı e, daha önceki konuşmalarımda da dile getirmiştim. Biraz daha gençlere yönelik e, katkılarda bulunmak için bu tarz projelere giriştim. Yani Onların da elbette iyi olduğu alanlar vardır. O iyi olduğu alanlarda daha güzel e, şeyler yapabilmeleri için, cesaretlenip güzel adımlar atabilmeleri için böyle bir projeye giriştim ben de. E, Günümüzde o kadar gençliği ifsat edici projeler var ki biz de bunun tam tersine onları ıslah edici projeler ve e, onları iyiliğe e, getirecek projeler yapmaya çalışacağız hı hı. inşallah. Geçenlerde örneğin e, Kılıç Kılıçarslan'da karne gününden sonra, son karne günümüzden sonra e, pikniğe gittik. Piknikte e, yaptığımız davranışlar gerçekten etraftaki insanlara karşı... ...güzel bir davranışlardı. Etrafta bizi... ...yaptığımız çalışmaları gören insanlar... ...sürekli gelip tebrik ediyorlardı. Bunun için... ...genç kardeşlerimle birlikte her zaman... ...güzel işler yapmayı düşünüyorum. YouTube'dan da bir YouTube kanalımız var. YouTube'dan da içerik üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun dışında tabii ki her zaman... ...yazmaya da devam edeceğim. Şiir olsun, roman olsun. Şimdilik bu kadar. Bizi takipte kalmalarını istiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Rica verdiğim bilgiler için. İnşallah dilediğin şekilde de gençlere ve istediğin kesime bu kitabını ulaştırabilirsin. İnşallah. Başarıların her zaman daim olsun. Tekrardan ağzına yüreğine sağlık. Sağ Değerli izleyicilerimiz bugün de yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.